Herkese merhaba. 50mm 1.8 lens ve D3300 ikilisini bir süredir birlikte kullanmıyordum. Bunun nedeni 50mm lensi full frame uyumlu olması sebebiyle full frame gövdede kullanıyordum. D3300'ü de 35mm 1.8 DX lens ile kullanıyordum. Fakat daha önce de başka videolarımda söylemiş olduğum gibi 50mm odak uzaklığı bana biraz sıkıcı geliyor. Kanımca kısa telefoto lens olarak bir telefoto lensin verdiği görüntüyü veremiyor. Ayrıca 35mm 28 mm ya da 24 mm gibi odak uzaklığının verdiği bakan kişiyi orada bulunma hissini de sağlayamıyor diye düşünüyorum. O yüzden de full frame gövdede de pek kullanmadığımı görünce kendi kendime dedim ki neden bu lensi D3300'de kullanmıyorum? İyi ki de demişim. mm lens D3300 gibi APS-C gövdeleri takıldığında 75 mm gibi bir odak uzaklığına eşdeğer görüntü sağlıyor. Bunun birkaç avantajı var. İlk olarak konuya çok yakın olmayı sevmeyenler için belli bir mesafeden çekebiliyor olmanın verdiği kolaylık. Sokak fotoğrafçılığında 35-28 ya da 24 mm odak uzaklıkları daha genel kabul görse de herkesin tarzı farklı sonuçta. Kimileri uzaktan çekmeyi daha rahat bulabilir. APS-C ve 50 mm kombinasyonu bu açıdan çok kullanışlı. 75 mm odak uzaklığı ile kompozisyon oluşturmak geniş açı bir lensle göre daha kolay. Fotoğrafa dahil edilmek istenmeyen öğeleri daha kolay kadar dışı bırakmayı ve konuya odaklanmayı sağlıyor. Ayrıca bu kolaylık beraberinde hız da getiriyor. Eğer çok fazla vaktiniz yoksa kompozisyonunuzu çok daha hızlı bir şekilde oluşturup çekebiliyorsunuz. Gerek sıkıştırma sonucu yüz hattına daha estetik göstermede, gerekse 1.8 diyafram ile sağladığı bokeh ile portrede için çok uygun bir ikili. Her ne kadar ben portrede çok tercih etmesem de 70 mm ve üstü odak uzaklıklarının birçok kişinin tercih olmasının iyi bir sebebi var. Evet, D3300 ve 50 mm 1.8 ikilisi içindeki fotoğrafçıyı harekete geçirdi diyebilirim. Bundan sonra bu ikisini birlikte daha çok kullanmayı planlıyorum. Hatta kullanma konusunda o kadar heyecanlandım ki arkadaşım YouTube'da Dost Bakış kanalının sahibi Ayhan Çapan'ı APS-C gövde ve 50 mm lens challenge'ına davet ediyorum. Kendisi iyi bir Sony kullanıcısıdır ve kanalında fotoğrafçılık ve video çekimiyle ilgili başarılı videoları vardır. Ayhan, zamanı ve mekanı seç, sana meydan okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.